Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul halkı adına ağırlamanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Benim için çok önemli, duygularla dolu bir an olduğunu özellikle belirtmek isterim. Elbette bir insanın böyle bir makama gelirken yola çıkışında çok önemli süreçler vardır. Ben yaklaşık 10 yıllık siyasi yaşamım, 5 yıla yakın ilçe başkanlığı, 5 yıl belediye başkanlığı Beylikdüzü'nde ve sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerçekleşti. Bu sürecin hemen hemen tamamını sadece ilk 6 ayı Sayın Deniz Baykal Genel Başkanımızdı. Sonrasında tamamını çok değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşamış bir isim. Dolayısıyla her adımında, her ortamın oluşmasında benim için gerçekten muazzam bir liderlik ve partimizin tarifiyle yoldaşlık, yol arkadaşlığı kavramını en üst seviyede yaşadığımı burada belirtmek istiyorum. 2019 yerel seçimi Türkiye'miz adına çok değerli, önemli bir sürecin aslında yaşanması diye tarifleyebilirim. Burada en önemli, sürecin en önemli karakteri yerel yönetimden gelen insanların belediye başkanlıklarına tercih edilmesi, adaylıklarına tercih edilmesi ve oradan belediye başkanlığını İstanbul'un en önemli merkezlerinde, büyük şehirlerinde seçimi kazanmaları olmuştur. Bu iradenin oluşması ve bu anlamda bu gerçekten önemli siyaset mühendisliğinin başarılmasının ana kişisi ve bu süreci başlatan, bu sürecin önderliğini yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu yönüyle ben kendilerine minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Elbette ki milletimize olan sorumluluğumuz çok büyük. Elbette ki ben mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan sorumluluğumuz çok büyük. Elbette ki bu seçimde ittifak ortağımız İYİ Parti keza aynı şekilde sorumluluğumuz büyük ama belirtmek isterim ki benim aynı zamanda Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da hem sözüm hem sorumluluğum var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaparken bu duygularla hareket edeceğim. Ve bunun sözünü daha önce defalarca vermiştim ama bir kez de Büyükşehir Belediyesi'nde huzurunda vermek istiyorum. Sözümü verirken hedef koyma adına inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en başarılı ve en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum. Umarım bu hedefime ulaşırım ve bu duygularla kendilerini ağırlamaktan tekrar onur duyduğumu, gurur duyduğumu belirtir. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Hoş geldiniz tekrar. Efendim belediyeye ilk gelişiniz mi bu binaya? Size açıklama yap sizin için. Değerli basın mensupları. Seçmen başkanla beraber güzel bir kahve içtik. 40 yıldan biri var. Kendisi uzun bir çabanın sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ikinci kez aldı. Uzun bir çaba diyorum. Gerçekten de yorucu bir çabaydı. Ama Ekrem Başkan kararlıydı. Azimliydi, dirençliydi, güçlüydü. Gençti, dinamikti, alacağım dedi, aldı. İstanbul'un rantına değil, İstanbul'un sorunlarına tarif edildi. O nedenle Ekrem Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ayrı bir anlamı var. Rantın değil, sorunlarına tarif olmak. Dolayısıyla ilk seçim bir siyasal seçimdi. İlk mücadele bir siyasal mücadeleydi. Onu kazandı. Şimdi bundan sonraki süreç hizmet yarışı süreci. Bir hizmet yarışı içinde kendisi gerçekten de az önce kısa bir konuşmamız oldu, görüşmemiz oldu. Sorunları 3 aşağı 5 yukarı temel sorunları biliyor. Bütün ayrıntıları 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Sorunların nasıl çözüleceği konusunda güçlü veriler de var elinde.
iyi bir ekibi olacak. Liyakatli bir ekibi olacak. Liyakatli bir ekibi olacak. Bunun altını özenle çiziyor. Partizanlık yapmamak, liyakatli bir ekiple yola çıkmak. Dolayısıyla bu bizim açımızdan son derece önemli. Ekrem Başkan ve diğer başkanlarımız. Yerel yönetimlerde Türkiye'de yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey şeffaf olacak. Her şey eğer çok güzel olacaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Partizanlığın olmaması lazım. Herkesin çalışması lazım. Herkesin alı teri dökmesi lazım. Herkesin sorunlara kilitlenmesi ve sorunları çözmesi lazım. Dolayısıyla bu çerçeve içinde bir görev anlayışı üstlendi Ekrem Başkanımız. Bunu da büyük bir başarıyla yapacaktır, yerine getirecektir. Ben de hepiniz gibi, sizler gibi, ben de başarılarının takipçisi olacağım. Bütün dualarımız Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte. İnşallah hepsi başarılı olurlar. Ve yerel yönetimlerden başlayarak vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını vermek gibi bir güzelliği hep birlikte Türkiye'ye yaşatacağız. Bundan %100 eminim. Teşekkür ediyorum değerli basınlar. Kısa bir soru başkan, ilk defa mı geldiniz bu binaya? Hani biz ilk defa görüyoruz sizi de. Bu binaya zaten ikinci kez geliyorum. Önce bürokrat olarak gelmiştim. Rahmetli Altan Tufan Gelirler Genel Müdürü'yken birlikte dönemin belediye başkanı ziyarete gelmiştik. Şimdi politikacı olarak geldim. Kazanıp geldiniz. Ne hissettiniz bu binaya girerken? Şöyle, bu binaya gelirken Ekrem Başkanımızın İstanbul'un sorunlarına talip olduğunu az önce ifade etmiştim. Sorunların ne kadar derin olduğunu biliyorum. Sorunların çözümünde ciddi zorluklar olduğunu da biliyorum. Ama siz kararlı olursanız, dirençli olursanız sorunlara karşı bu sorunları aşarsınız. Ben buraya büyük bir özgüvenle geldim. Çünkü Ekrem Başkan'a güveniyordum. Çünkü bir belediye başkanlığından geliyordum. Herhangi bir yerden gelmiyordum. Belediye başkanı iken karşılaştığı sorunların nasıl çözdüğü konusunda da düşüncelerim vardı, fikirlerim vardı, uygulamaları vardı. Bunları gördüm ve bunların tanığı oldum. Şimdi daha büyük bir kitleyi kucaklayacağım. Yani üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kenti kucaklayacağım. Tarihiyle, coğrafyasıyla, boğazıyla, güzellikleriyle, insanlarıyla, 80 ilin büyük bir özlemle beklediği İstanbul'la. Dolayısıyla bu çerçevede sorunları çözecektir. Gelişim, keyifli ve özgüvenli oldu. O nedenle kahvede büyük bir keyifle içtik. İnşallah başarılı olacaktır. Bundan %100 eminim. Efendim benim de gündeme ilişkin bir sorum olacak. 23 Haziran malum sürekli bir demokrasi sınavı olduğunu vurguluyordunuz ve partilerin varlığının öneminden de bahsediyorsunuz. Şimdi bir sistem tartışması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları üzerine soracağım size. Eski sisteme dönülmesinden bahsedilmesi millete hakarettir açıklaması var ama aynı zamanda partiler, bazı partiler de var. Örneğin Arancın da yine bunun Cumhurbaşkanımız tarafından düşünülmesi, tezekkür edilmesini düşünüyorum diye bir eski sistem tartışmaları parti içinde de sürüyor. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Tüm bunların yanında bir de yeni partiler gündemde, yeni partilerin kurulması. Bununla alakalı da yine Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Boş çuval gibi devrilirler cümlesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu sistem tartışmasını? Yeni partilerin kurulması benim tamamen ilgi alanımın dışında. Sizler nasıl izliyorsanız, ben de siyasetçi kimliğiyle yeni kurulacak partiler kurulur mu kurulmaz mı bilmiyorum. Büyük bir dikkatle izliyorum. Ama eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz bizim hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, darbe hukukundan arınmamış yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değil. Örneğin %10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Hala savunuluyor. Eğer demokrasi istiyorsak, milletin iradesine saygı istiyorsak %10 seçim barajının kalkması lazım. Anayasada köklü değişiklikler gerekiyor ve mutlaka da Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor. Yemin var, yemin etti. Namusu ve şerefi üzerine yemin etti. Biz demokratik bir yönetim istiyoruz. Eski sistem demokratik değildi ki. Biz eski sisteme hiçbir zaman övgüler düzmedik. Ama demokratik parlamenter sistem eyvallah. Oturur, konuşulur, bakılır. Türkiye'nin sorunları var, bu sorunların çözülmesi lazım. Tek adam rejiminin Türkiye'ye nelere mal olduğunu hepimiz artık görüyoruz ve tanıyoruz. Tek adam sistemi, enflasyon arttı, Türk lirası eridi, işsizlik felaket durumda. Bütün her şey bir kişiye bağlı. Bir kişinin
Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Devlet dediğiniz kurumda herkesin bir görevi vardır. Şimdi bütün görevler bir kişiye delege edilmiş vaziyette. Yani geçenlerde bir sayın bakanla konuştum. Bir mal müdürünün yapması gereken bir işi eğer siz saraydaki kişiye devrederseniz sen yapacaksın diye, o zaman ne olacak? Hangi işle uğraşacak? Dünya kadar sorunu olan bir Türkiye'nin güçlü bir devlet yapısıyla, liyakatli bir devlet yapısıyla, demokratik bir parlamenter sistem içinde, denge ve fren sistemlerinin olduğu ve herkesin de mutlu olabileceği, gidip oyunu kullandığı zaman da mutlu olarak oy kullanabileceği bir sistem tabii. Biz isteriz. Adı rejim olur, sistem olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Demokrasi, hak, hukuk ve adalet. Bu olduğu sürece bir sorunumuz yok. Ama bugün bu alanda sorun var. Eskiye dönelim. Hiç kimse eskiyi istemiyor. Biz de eskiyi istemiyoruz. Eski çünkü sorunluydu. Teşekkürler arkadaşlar. Bugün bir de çatallı programımız var. Basın üniversite eskilerinde CHP'de rakip belediyesi çatallı belediyesi. İlk için AKP'li belediye başkanı ziyaret edeceksiniz. Tabii. Biz bir söz verdik. Söz verdik derken aslında doğası bu. Doğalı bu. 39 belediye başkanı da bizim belediye başkanımızdır. Seçim bitti. Ve artık hepimiz millete hizmet ediyoruz. Dolayısıyla ben her gittiğim ilçeye ya da bir mahalleye gittiğimde o mahallenin muhtarına ve o ilçenin belediye başkanına haber vereceğim ve onlarla beraber saha gezisi istediğimi, tabii müsait olmayabilir, denk düşmeyebilir ama o ilçenin belediye başkanının varlığını, o mahallenin mahalle muhtarının varlığını en üst seviyede saygıyla karşılayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı söylemiştim. Genel Başkanımızın bir kısım Çatalca köylerine sözü olduğunu biliyorum. Böyle bir programı kendileri planlamıştı. Kendilerine bu prensipte Çatalca Belediye Başkanımızı bir ziyaret edip çayını içebilir miyiz dediğimde kesinlikle içelim dedi. Biz de kendilerini aradık, randevuleştik. Çatalca ziyaretimizi Çatalca Belediye Başkanımızın çayını içerek başlatacağız. Köylerimizde de muhtarlarımızla köylerimizi gezip sorunları dinleyeceğiz. İstediğimiz bu zaten. Toplumda barış, insanlara, seçilmişlere... Yeni siyaset anlayışı. Evet efendim, yeni siyaset dili, yeni siyaset anlayışı. Umarım herkes bu süreci destekler, milletimiz huzur bulur. Kemal Bey, sorun da belli olacak. İstanbul seçimleri krize dönüştüğü noktada seçim sonuçlarının ardından Ekrem Bey İstanbul için tüm siyasi partilere bir ziyareti oldu. Sistem tartışmaları da buradan yana bir krize işaret ediyor. Ankara'da makro siyaset düzeyinde sizin siyasi partilerle bu yönde görüşmeleriniz olacak mı? Makro siyasete yansıyacak mı İstanbul'da bu? Siyasi partilerle bu aşamada görüşmeyi çok doğru bulmuyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kendi görüşlerimizi 23 Nisan konuşmamda 6 madde halinde saydık. 23 Nisan konuşması bizim açımızdan da önemli, CHP açısından da önemli. Bize göre eğer gerçekten bu ülkeye hukuku, adaleti ve demokrasiyi getirmek isteyenler samimi iseler, bu 6 maddeye bakarlar, 6 maddenin gereğini yaparlar ve biz de her türlü desteği veririz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok pardon. Neyi takip edecek? Gidiyorsa bir şey gidiyor.